Annem adına özür dilerim. Yelda'yı davet etmiş. Ama ben ona sorarım. Yok, söyleme bir şey. Alıştım ben zaten. Ama kız çok fena olmadı mı? Kıymet verdiğim biri deyince kendisi sandı herhalde. Oysa ki ben senden bahsediyordum. Ben teşekkür ederim. Etme. Sana kıymet verdiğim doğru. Ama anneme de söylediğin gibi. Sen ve ben diye bir şey yok artık. Biz bittik. Öyle değil mi? Öyle. Neyse. Benim mesaim bitti. Eylül. İyi misin? Başım döndü yine. İyiyim. Birden kalktım ya, ondan döndü. Eylül. Gerçekten iyi misin? Oğlum kızın haberi yok. Ya anasına babasına istemem derse? Merak etme, demez. Eylül'le evleneceğiz. Önce böyle bir naz falan yapar da hallederiz. İnşallah bir bildiğim vardır. Var var. Var, hem de çok bildiğim var. Belki de en iyisi gitmek. Senden gitmek yaz. Karnımda senin bebeğini taşırken sana öyle uzaktan bakmak o kadar zor ki. En güzeli gitmek. Gidip bebeğimi tek başıma büyütmek. Yaşar abim, haberinizi bekliyoruz artık. Kız bu, nazlanır belki ama bakın görün, olur bu iş. Boş verin ne var? Konuştuğumuza da değmez. Bir densizlik yapmışlar işte. Ya olur mu öyle şey Yaşar? Allah Allah. Allah'ın adını vermişler, istemişler. Hem gelenek diye bir şey var canım. Yani ne bileyim, bizim bunu bir Eylül'e sormamız lazım. Olmaz öyle. Ne oluyor ya? Neyi soracakmışsınız bana? Kızım bu Raziye Hanım'la Koray... Ha, gördüm, gidiyorlardı. Niye gelmişler yine? Kızım Koray seni istiyormuş. Raziye Allah'ın emri, peygamberin kavliyle talibiz bize Eylül'e diyor. Şimdi adettendir, bizim sana bir sormamız lazım. Bu Koray'la senin bir ilgin var mı? Ne bileyim yani Koray'la sen. Anne bak ben. Yavrum! Kızım. Yavrum! Kızım. Eylül yengenin bardağı mı o?
Biliyor musun? Uzun bir süre sonra ilk kez birlikte bildik. Abi, onu gülerken görmeyi o kadar özlemişim ki. O da seni üzüyor bence. Ben bilirim yengemi. O seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Bir şans daha verseniz. Alsan yengeyi karşına, konuşsan olmaz mı? Ne oldu kızıma doktor bey? Allah aşkına bir şey söyleyin. Ne zamandır böyle? 10 dakika ya oldu ya olmadı. Taksiye bindirip hemen getirdik. Vallahi öylece bayıldı kaldı. Bir zamandır da halsiz aslında, midem bulanıyor diyordu. Tamam tamam, siz sakin olun. Endişe etmenize hiç gerek yok. Biz şimdi kan değerlerine bakalım. Size ona göre haber veririz. Lütfen siz dışarıda bekleyin. Yavrum. Kızım. Hadi yaşa. Hemşire adam. Kanını alabiliriz. Olanlar oldu abi. Adnan Bey girdi aranıza. O Koray denen pislik herif girdi. Sizin hayallerinizi yıktılar. Siz evlenecektiniz abi. Hem benim de yeğenim olacaktı. Mısra. Kızımızın adı Mısra olacaktı. Mısra. Güzel isim. Git konuş yengeyle abi. Bir bir anlat. Durmadan anlat. O inanana kadar anlat. Sizin kaderiniz bir ağam. Sen o kıza ömrüm dedin. Bir kez daha konuşmaya değmez mi? Hem eminim ki o da bunu bekliyordur. Belki biter bu ayrılık. Yengemle senin düğününü yaparız. Değmez mi? Yaz. Bebeğim. Evinin mi telefonu çalıyor? Dur bir saniye. Bir bu eksikti şimdi. Kimmiş arayan? Hiç. Banka falan galiba. Kızımın neyi var doktor bey? Ha, durumu nasıl? Allah aşkına bir şey söyleyin, niye uyanmadı? Biraz dinlensin, kendine gelir. Bu durumda normal bu bayılma. Hangi durumda? Hasta masta değil değil mi? Lütfen sakin olun, kızınız gayet iyi durumda. Hatta size güzel bir haberim var. Güzel bir haber mi? Nasıl? Gözünüz aydın, Eylül Hanım hamile. Eylül Hanım bir bebek bekliyor.